Günaydın. Üretim yöntemlerinin molasındayız. Evet. Yine kahvaltı yapamadım. Üretim yöntemleri iyi geçiyor bence. Yani güzeldi. Hoca tatlı. Hoca çok tatlı bu arada gerçekten. Sadece aşırı Türkçe İngilizce karışıyor aşırı. Dikkat dağıtıcı olabiliyor. Türkçe konuşurken and diyor bir şey diyor ya da İngilizce konuşurken yani diyor bir şey diyor falan. Çok karışık oldu. Tamam. Türkçe hem İngilizce anlatıyor bayağı iyi bence. Aynen. Hadi görüşürüz. Kızlar biz falan. Biraz da bize başlayalım. Erken bıraktı yine. Çok bir şey işlemeyeceği belliydi yani az süre evet. Vardı. Ama yine de çok çok büyük bir adam yani en büyük. Evet iyiydi. Normalde 4'te bitiyordu şu an saat 1.30. Aynen. Benim 6'da idmanım var. Hava çok güzel. Sonra yiğitlerin dersi var. Ben de onlarla yukarı çıkıp ringe biner dönerim. Öyle. Öyle. Evet. Oturduk bir yere, kapatıya aldık bazıları patlayandan. Dursana. Kim harika, kim ilk deneyecek? Sen? Ben. Sen? Ben. Ben de bir. Bir şey mi var? Tamam hadi. İçebilirim. Evet, içiyorum. Buranın ki farklı ama. Ama ne gibi. Güzel. Evet, buranın ki yoğurtlu olduğu için öyle. Buranın ki neydi? Ramseri. Aynen. Bu bayağı. Meyveli yoğurt. Bayağı ve patlayan şeylerden böyle şeyim patlamıyor. Ben kavunu aldım. Benim bayağı sevdiğim aromalardan biri kavun ve bayağı güzel. Çok bu da çok iyi ama o patlama hissi gelmiyor. Çok iyi bak. Çilekli danone gibi ben severim. Benim yani. Diye pistiğim bubble tea gerçekten. Onu da Beşiktaş'ta istiyorum. Bubble olmasa daha güzel. Akaretler'deki mi? Herhalde bubble'sın daha güzel. Evet bu arada. Nerede? Ben ilk bubble tea'yi Akaretlerin yukarısında biraz galiba. Tamam biliyorum orayı. İsmi ne? İsmini bilmiyorum. Neyse ismini bilmiyorum. Daha podcast yapsak değil. Evet ya. Hadi kapatıyorum. Sen ne gözlüyorsun? Tamam. Bye bye. Şimdi odaya çıktım, bir şeyler yedim, eşyalarımı aldım, idmana gidiyorum hemen. İdmanda da bir şeyler çekeceğim, bugün pazartesi çekmemişim bir baktım. Çekmeye çalışacağım bugün bakalım. Gelirken ringde gerçekten uyuyordum. Biraz sıcaktı bugün hem de çok yoruldum yani. Bugün bence düne göre özellikle çok daha boş bir gündü ve şey yapmadım, yürümediğim bir gündü. Bir şey olduğunu düşünüyorum biraz hani. Üçüncü gün ya şey oldum artık. Hayatım böyle olacak. Zor uyandım bayağı. Bayılamadım. İdmandan çıktık. A101'deyiz. İdmanı çekeceğim dedim ama yine çekmedim. Ve küçük bir çarpışma yaşadım. Şuram morardı falan filan. Çok açık. Ünlü olacağım. Ben de evet. Merhaba. Kubi bir şey diyeceksen. Seviyorum seni. Gerek yok yani. ChatGPT'ye bile adımı yazdığında orada direkt Kubi Yırmak kimdir çıkıyor. Çıkıyor mu gerçekten? Vallahi çıkıyor. Milli oyuncu diye çıkıyor ama. Şey yalan da olsa. 28 Üniversite Spor Kulübü'nde 7. yılını tamamlıyor. Sen nasıl yapayım ki? Bakalım. Çok mutlu oluyorum. Bunu yaparsan koymam ki. Şey, ilk haftayı çektim. Yani şu ana kadar. Dünü bayağı çektim. Olmayayım mı? Olma. İyi para. Bak benle konuşursan seni çekmek zorunda kalırım. İnsanlar merak ediyor. Bugün sanki. İnsanlar. 10 kişi falan. Ne yaptın şimdi? Zorlanan da ben başarılı olamam. 10 yıl sonra anlatacağım benle dalga geçtiler video çekerken. Zaten sırf öyle bir hikaye olsun diye ben. Ya drama teşekkür işte, ederim ya. Bu kadar düşünceli insan olsun. Masayı çekelim de. Yeterli. Böyle çek. 10 gün var. Niye? Bayağı büyük bir dalga. Harika yemeklerim. Evet. Bugün şanslıyız, tatlımız var. Evet, bu hafta ilk tatlı. Şimdi şinitzelimiz çıkmamıştı, son dakika girenleri hesaplayamamışlar.
öğle şimşini düzenleyeceğiz. Öyle sonra odayım. Günün sonu belki de. Selen. Muhtemelen bir arkadaşımla kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltı outfit'im bu. Gözümün kenarı, burası da biraz sumarmaya başladı. Ve şişik halde bu acıyor, biraz başıma ağrıttı. Selam. Kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Sistem çöktü. 10 dakika ayakta bekletiler bize. Ablalar diyor ki ilk defa oldu. Çay bitti. Ve o da bizim kahvaltı date'imize denk gelmesi. Biz de kahvaltı yapalım demiştik yani. Çay da yoktu falan. Ringten indik. Öldük bu arada. Bir saat 20 dakika sürdü. Beşiktaş evet. Maçı varmış ve tünelden ilerlemiyoruz. Gidemedik. Tünelin oraya geldik. Şişli trafiğinin içine girdik. Aynen. Rezaletti yani. Evet, gıdım gıdım. Şey, merdivende oturduk, yer yoktu zaten. Dersi 22 dakika geç kaldık. Ay şu an. Ne? Bir de 3 kat çıkacağız şimdi. Biz giriyormuşuz, hoca salıyormuş. Çok gülerim. İşlesem iyi, istemesem iyi şu an. Karar veremedim açıkçası. Also, if you understand, write a topic, the role of probability. Kendim aşağı iniyorum. Onlar kahve içecekmiş. Ben gideceğim için kahve içmeye karar verdiler. Şaşırmadım. Ben vapura yürüyorum. Sesim umarım geliyordur. Kadıköy'e geçeceğim. Merve ve Bilge ile bir müzikale gideceğiz. Süreyya Operası'nda bir müzikal. Oraya da girmek istiyorduk zaten. Sonra bugün Merve'lerde kalacağız. Beşiktaş'ta maç olduğu için aşırı hem trafik var hem yaya trafiği bile var, kalabalıktan yürümüyor. Ve ben fark ettim ki bugün ben Beşiktaş kombini yapmışım. İlginç. Galatasaray'ım bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Beşiktaş maçı olduğunu da bilmiyoruz zaten. Yanınca gitmek istiyorum şuradan. Buluştuk biz. Şimdi müzikale gidiyoruz. 8'de başlıyoruz saat. 7.24 saat. Siz bugününüz nasıl geçti? Benim çok güzel geçti bugünüm. Derslerim güzeldi. Bilge'yle buluştuk, bayağı oturduk falan. Keyifli. Sohbet. Zaten oturup buluşmamız çok güzeldi ama ondan önceki fizik dersleri çok kötüydü. Daha ikinci dersimde ama hiçbir şey anlamadım. Olur ya. Sonradan belki gelir bir şeyler bence. Olabilir ben yani, de bugün şey, doğru geliyor. İngilizce konuşurken buzdolabı için bridge dedim. Ne? Bridge diyeceğimi bridge dedim. Peki nerede İngilizce konuşuyorsun ya? İngilizce okuma ve konuşma diye dersimiz var. Seçmeli mi? Yok değil, zorunlu. Anne garip. Zorunlu seçmeli olabilir ama herkes alıyor yani. Aa çok ilginç. İçerisi çok güzel, çok beğendik. Teşekkür ederiz Merve. Merve'nin fikriydi. Biz eşlik ediyorsaydık. Utandım. Ama şurayı çeksene, çok güzel. Çok güzel. Böyle yanda hocalar da var ve sahnenin dekoru falan da çok güzel. Ve ben içerinin bu kadar ihtişamlı olduğunu bilmiyordum. Evet, ben çok böyle ilginç olduğunu biliyordum ama hiç gelmediğim için ben de ilk defa geldim. Gerçekten çok daha güzel oluyor. Yani. En öndeyiz bir de. Evet. Bakalım. Çok heyecanlandım şu an.
metrobüse yürüyoruz. Hilal'i çok üzerler diyorum çünkü. Adam dolabı kapatmış, tamam mı? Ben diyorum ki dondurma alacaktık. Bana diyor ki bir tane mi alacaksın? Ben diyorum ki üç tane alacağız. Bir tane alsam diyor markete. Sonra geldi bize diyor ki adam. İyisiniz için, sizin için. İyisiniz ha, sizin için açıyorum. Hilal de diyor ki teşekkür ederiz. Hayır bak. Bükemediğin eli öpeceksin. Diye bir laf vardır. Kaşa gidelim. Dostlar mı bunlar şeyle? Gel gel, bir şey yok. Oo, Hilal İstanbul'a alışmış. Sonra bana diyor ki adam, bunu testik ya. Hı-hı. Ben de en çok bunu seviyorum. Bunu yediğimden beri başka bir şey yemiyorum falan dedi. Ben de dedim ki ben de ama gerçekten öyle. Bunu, bu varsa bunu yiyorum artık. Bu güzel aşk kıldızımı, ne öyle bir şey. Ve sonra ben dedim ki demek ki damak tatlarımız aynı. ama çok yaşlıydı ya. Kulağında işitme cihazı falan vardı. Böyle ton ton bir dedi. Günaydın. Doğru, kahvaltı yaptık, giyindik. Merve Nur Gömbecik sponsorlu kombinim. Beni etiketlemeyi unutma. Ürünlerimi Merve Nur'un dolabından aldım. Keşke öyle şeyler yapsam ya. Reklamını yaptım, olacağın günler de geliyor. Bak, manifestleyelim ama. Bu da benim gözümün nuru. Yeni hali. Günden güne değişimi. Dünyanın en iyi fotoğrafı bu arada. Çok tatlı. Hala aynı giyiniyoruz ama. Çıkacağız. Ben Beşiktaş'a derse gideceğim. Bilge de benimle gelip metrobüse geçecek. Yurda gidip uyuyacak. Merve'de Davutpaşa'da ders var. Böyle dağılacağız. Akşam sonra konser var. Yüksek Sadakat konseri. Orada yine. Ne kadar güzel bir hafta oluyor görüşürüz. Senin için. Evet, ve çekince böyle yaptığım şeyleri hiç fark ediyorum gibi evet. Oluyor. Anladın mı? Mesela dönüp bakınca hoşuma gidiyor yani. Bunları. Yani aynen. Biz tekrar bir geri şey yapıyoruz. Evet. Tamam, fotoğraf olsun bir de. Evet. Çok güzeldi, çok mutluyum. Anne. Canım arkadaşım çok güzel sevindim. Şeyler yedik yine. Gerçekten. Annesi katmer yapmış. Tabii kuymak falan filan onları zaten saymıyorum. Ama katmer benim için bizdeki katlama olduğu için böyle anneannemin yanına gitmişim gibi hissettim yani. Davutpaşa'ya geri dönüyorum. Ders yokmuş. Dersi yani anlatmak bile istemiyorum. Şu an başta dediler. Ben o dersi 4'te online olacak diye seçtim. Sonra ders programında derslik görünüyordu. O yüzden hoca işte bu hafta öyle yapacağız falan yazdı. Ondan sonra 2'de yapacağız yazdı. 4'teydi aslında. Sonra çakışıyormuş ama bunlar hani son 2 saat içinde falan oluyor. En son gelen mail ama yani saat 2 ya. Hani 2'de gelen mail yani neredeyse. Bu hafta işlenmeyecek ders. Buraya boşuna geldim. Yoksa Merve ile giderdim Davutpaşa'ya. Oturdum, bir şey istedim, dönüyorum böyle yani. Selam. Selam. Burada biraz bindim falan, toparlandım. Aşağı indim, konsere geldik. Bizimkilerle buluşmayı bekliyoruz. Simge'nin outfit'im efsane olmuş. Konuşmam mı gerekiyor? Evet. Bir şeyler söylemen gerekiyor ben bugüne dair. Niye? Konuşuyorsun. Tamam, bugün ne? Heyecanlı mısın bugünle ilgili? Yüksek Sadakat hakkında düşüncelerin. Kompozisyon yani. Ceren yani geldi. Başka bir grup da getirebilirlerdi bence. Bence de ya.